Beyefendiler, her yıl geleneksel olarak bir araya geldiğimiz Ramazan iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayınız mübarek, ibadetleriniz makbul. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. 2 yıllık pandeminin ardından sizleri tekrar bir arada görmeyi Belçika İslam Federasyonu'na ait bu yeni mekanımızda sizleri ağırlamayı nasip eden Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Değerli misafirler, Ramazan ayı Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı, İslam'ın 5 şartından biri olan oruçların tutulduğu, teravihlerin kılındığı, mukabele ve diğer ibadetlerimizin camilerde ifa edilerek cemaat ve birlik beraberlik şuurunun doruğa çıktığı, içinde Kadir Gecesi'nin de bulunduğu çok hayırlı, mübarek bir zaman dilimidir. Ramazan ayı aynı zamanda kardeşlik, yardımlaşma, iyiliklerle Allah'a yakınlaşma ayıdır. Bu duygular çerçevesinde Belçika İslam Federasyonu olarak her yıl Ramazan ayı başlarken Hasene Yardım Derneğimiz aracılığıyla dünyanın 4 bir yanında ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları ulaştırarak mağdur ve mazlumların yanında oluyoruz. Dünden bugüne teşkilatımız her zaman dünya mazlumlarının ve mağdurlarının yanında bulunmuş, el uzatmış, onlar için bir umut ışığı olmuştur. Bu şekilde de gönüllerde taht kurmuştur. Tabii uzaktakilerle ilgilenirken yakındakileri de ihmal etmemek gerekiyor. Maalesef yaşadığımız ülkede de değişik nedenlerden dolayı zor günler yaşayan vatandaşlarımız var. Belçika'nın 4 köşesinde aynı şekilde Ramazan kolileri hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak ikram edildi. Çalışmalarımızın yardımlaşma ayağı elbette çok emek sarf ettiğimiz önemli bir alanlardan biridir. Yine pandemi süresince sağlık çalışanlarımıza ortak projelerde birlikte olarak destek vermiş olduk. Batı Avrupa'da Müslümanların varlığı işçi göçüyle birlikte süregelen süreçtir. Artık bulunduğumuz ülkede vatandaşız ve kalıcıyız. Büyüklerimiz iş için gittikleri ülkelerde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan, yerle bir edilen toprakları tekrar emekleriyle inşa etmişlerdir. Yeni bir dünya ve hür bireyler için yaşam alanlarının oluşumundaki katkıları asla göz ardı edilemez. 60 yıl sonra bugüne geldiğimizde ise şükürler olsun, Müslümanlar toplumun her bir katmanında var ve var olmaya devam edeceklerdir. Artık mahalli ve toplumsal meselelerde söz sahibi oldukları gibi aynı zamanda vazgeçilmez aktör olmuş durumdalardır. Bunu en yakından görebilecek ve hatırlayabileceğimiz pandemi sürecidir. Müslümanların din, dil, ırk gözetmeksizin bu minvalde yürüttükleri faaliyetleri birlikte hatırlayalım. Müslümanların yer yer organize olup yaptıkları çalışmalar takdire şayandır. Ayakta alkışlanmalıdır. Geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinde göstermiş oldukları örnek yardım çalışması bunlardan sadece bir tanesidir. Ama maalesef özellikle son dönemlerde çizilen bu olumlu tabloların karşılığını ne yazık ki yeterince göremedik. Aşırı sağ eğilimler toplumsal huzuru tehdit eden en büyük unsurdur. Aşırı sağ Belçika'da İslam'ın 1974 yılında resmi din olarak tanınmasından sonra kurumsallaşmasının önünde ciddi bir engeldir. Siyasi ve medya aracılığıyla yapılan manipülasyon denemeleri bunun apaçık göstergeleridir. Ve bunun meydana getirdiği olumsuz olaylarla maalesef her gün karşı karşıya kalıyoruz. Belçika'da yaşadığımız son örnek ise Ramazan ayından önce farklı farklı camilere yine hakaret ve tehdit mektuplarının gönderilmesidir. Bu durumun katiyetle reddedilmesi gerekir, asla kabul edilmemelidir. Bunları anlatırken sizlere arzu ve temennimi de açıklamak istiyorum.
aşırı sağ eğilimlerin norm olmaktan çıkmasının kabul edilmemesini, Müslümanların ötekileştirilmediği ve hedef olarak gösterilmediği toplumun bir parçası ve yaşadığımız ülkede sosyolojik bir gerçeklik olarak görüldüğü günler görmek istiyoruz. Bu sebepten dolayı yılmadan çalışıyoruz. 7'den 70'e cemaatimizle birlikte gayret sarf ediyoruz. Yükü belki bugün ağır ama yarınlardan emin olduğumuz kalıcı yatırımlar yapıyoruz. Bu hedefte yaklaşık 10 yıl önce adım attığımız alan eğitim alanıdır. ÖSB Derneği ile yürüttüğümüz işbirliği neticesinde Laverty Okulumuz ana sınıfından lise sona kadar eğitim vermektedir. Belçika'da tıpkı Katolik ve Musevi okul ağalarının var olduğu gibi Laverty Okulumuz da İslami bir okuldur. Okullaşma stratejimizde bu mesele bizler için son derece önem arz etmektedir. Müesseseleşmemiz ve bu tür okulların varlığı elbet belli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Lakin daha da önemlisi az önce anlattığım gibi Müslümanların Belçika'daki varlıklarını ve kalıcı olduklarını göstermektedir. Ve geleceğimizin teminatı olduğunu da aynı şekilde söyleyebiliriz. Çekinmeden söylemek gerekir ki eğitim alanında bir numara olmak istiyoruz. Okulumuzun diğer okullara örnek olarak gösterilmesini arzuluyoruz. En büyük dileğimiz öğrencilerimizin aldıkları kaliteli eğitim sayesinde yüksek öğrenime fire vermeden devam etmeleridir. Özgüveni yüksek, kendi değer yargılarını bilen ve yaşadığımız ülkenin gerçeklerini içselleştirmiş doktorların, avukatların, mühendislerin, iş adamlarının, sanatkarların, akademisyenlerin toplum içinde uyum sağlayan bireyler olarak yetişmesini sağlamak ana gayemizdir. Bu akşam iftar vesilesiyle bulunduğumuz bina ise Laverty Okulu'nun ortaokul ve lise binasıdır. Sırf Belçika'da yaşayan Müslümanların ortak gayretleriyle yakın zamanda alınan yeni binamızdır, ortak gururumuzdur. İnşallah bu eğitim yuvasından çok sayıda mezunlar vereceğiz. Okulumuzdan mezun olan her bir genç, bugün belki de birçok ihtiyaç duyduğumuz birlikte yaşam ve hoşgörünün ne kadar değerli olduğunu idrak edecek, ona göre yaşantısını devam edecektir. Belçika'da ve yeryüzünde barış ve huzurun tesisi ve müdafası için var gücüyle mücadele edecek öğrencileri burada yetiştirmek istiyoruz. Muhterem konuklar, maalesef savaşlar hiç anmak ve bahsetmek istemediğimiz bir konu olmasına rağmen şunları dile getirmek isterim. Savaş her yerde, nerede olursa olsun kötüdür. Zarar görenler ise masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve sivil insanlardır. Yani dünya insanlığıdır. Maide suresi 32. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah kim bir canı öldürürse insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa tüm insanların hayatını kurtarmış gibi olur diyerek bizlere insan hayatının ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Savaş ve haksızlıklar bugün Ukrayna'da uzun yıllardır Asya ve Orta Doğu'nun muhtelif yerlerinde karışık jeopolitik durumlar sebebiyle sürekli olarak devam etmektedir. Kudüs'te, Doğu Türkistan'da, Afrika'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde Müslümanlar aralıksız olarak zulüm görmektedir. Bireyler olarak elbette derinden üzüntü duyuyoruz. Sivillerin zarar görmedikleri, insanların açlıkla imtihan edilmedikleri, mazlumların artık ezilmedikleri, insan haklarına gelecek gerçek manada riayet edilen ve adaletin hakim olduğu bir dünyada yaşamayı en çok bizler arzu ediyoruz. Dualarımız insanlardan, haktan ve adaletten yanadır. Bu dilek ve temennilerle sözlerime son verirken katılımlarınızdan dolayı tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ramazan ayınızın tekrar mübarek olmasını diliyor. Rabbimden bizleri bayrama günahlardan arınmış olarak ulaştırmasını temenni ediyorum. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.